duyurusunu yapmıştım. Çok özel bir konum var. Çok değer veriyorum. Gerçekten dünyaca ünlü, sadece Türkiye'de değil dünyaca tanınmış Profesör Doktorumuz Onur Erol bizlerle beraber. Çok güzel sorularınız olacak. Sorularımızı da yanıtlayacak kendisi. ebruli@tv8.com.tr'den şu andan itibaren sorularınızı gönderebilirsiniz. Estetikte son nokta. Evet, her şeyle ilgili. Profesör Doktorumuz Onur Erol burada. Yaşıyor kendisi, yaşıyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür Görüşmeyeli. ederim, çok iyiyim. Özledim ya. Çok Böyle iyiyim. bir dedikodular çıktı. Yaşıyor mu? Allah korusun. Öldü mü? Amerika'ya mı yerleşti? Türkiye'de yaşamıyor mu? Ne oluyor ya? Nedir bu böyle? Böyle bir söylentiler çıktığını bir duydunuz herhalde. Ben de duydum, evet. Maalesef yani çok ayıp şeyler ama ne yapalım olabiliyor. Nedir bu böyle? Yani nasıl böyle bir şey çıkabilir? Yani şaka Efendim, gibi gerçekten ama. Şimdi uzun süredir olan bir şey bu. Hiç aldırmıyordu ama iyice arttırdı şimdi Telefonlar dozunu. gelmeye başlamış. Hayır, tabii, maillerde soruyorlar. Hakikaten Onur Bey ameliyat yapıyor mu? Yapmıyormuş, artık ayrılmış, onun gibi şeyler. Tabii insan üzülmeye başlıyor bu sefer. Önce aldırmıyordum ama bu kadar çok yoğunlaşınca insan sıkılıyor tabii ki. Tabii ki. Tabii bütün bu dedikodulara rağmen çok şükür bana hastalar güvenip geliyorlar. Güvenip Çünkü geliyorlar. Kalabalık her ya daima. markası olan bir insan değil mi? Tabii ki. Bırakır mı ameliyatlarını? Kesinlikle. Ben sağlığım müsait olduğu müddetçe benim hobim plastik Bir de cerrahi. inanılmaz insan yetiştiriyorsunuz Tabii, yanınızda. tabii, tabii. Yani onu Hiç, tabii. biliyorum. Ben bizzat şahit Tabii, tabii, oldum. tabii. Bir sürü insanlar çok da ne denir ona, el vermek gibi bir şey. Yani Tabii. yetiştiriyorsunuz yani. İktisat sonrası mesela plastik cerrah geliyor benimle 6 ay çalışıyor ki 31. şu anda var yanımda. Ne 31 oluyor? şu an. Benim bütün ameliyatlarımı Takip. asiste ediyor. Tabii Böylece ki. görüyor yakından. Hastalara ne biçim davranıyoruz, ne biçim pansuman kontrol yapıyoruz. Hepsi bir görüş şeyi oluyor onlar için. O 6 ay sonunda hatta bir de sertifika veriyorum. Yani 6 ay burada fellow olarak çalışmışsın. Bunun ismi fellow, yani Fellow. takip edici demek Takip edici şeyde demek. Amerika'da falan. Bu çok yaygındır dünyada. Bu fellowluk sistemiyle yetişmiş bir plastik cerrah ne yapar? Sadece plastik cerrah değil, başka branşlarda daha spesyalize olmaya başlar. Yani o konuda kimler en iyi ve nereye doğru yönelecek? Oranın en iyilerinden bu sefer paylaşım alır. Bu Okul da evet, gibi bir şey okul bu. tabii Yani çok tabii güzel bir tabii şey. okul gibi tabii. Büyük bir Mesela şans. bunun için bana siz bunları yetiştiriyorsunuz ama sizi rakip olurlarsa filan gibi laflar bile ediliyor. Ben de onlara Sizin öyle bir cevabım şu. düşünce. Bana niye rakip olsunlar? Ben verdikçe güçleniyorum ve üstelik de yerimde Doğru. durmuyorum. Ve ben verdikçe güçlenirken yerimde durmama zorunda da kalma durumum var. Bu şuur altı Yenilikleri bir takip. şeydir. Demek ki böyle, ama ufacık bir bilgin vardı, onu saklarsın, orada sınırlı kalırsın. Öbür türlü verirsin, verince Paylaştıkça çoğalır. paylaştıkça büyürsün. Tabii. Çok çok güzel. İşte şey de söylendi, onu da tekrar hemen söylemek istiyorum. Bu arada ekran başındaki izleyicilerimiz, hanımlar, evet sorularınız olabilir. ebruli@tv8.com.tr'den şu anda sorularınızı bekliyoruz Onur Bey'e. İşte ameliyatları bir tek işte ünlülerin doktoru olarak da çok biliniyorsunuz ya Onur Bey. İşte ünlülere yapıyor ama normal kişiler gelince Onur Bey ameliyatlara girmiyormuş gibi bir dedikodu çıktı yıllardır. Bu böyle bana da o kadar çok soruluyor ki benim de doktorum olduğunuz için. Hani çok soruluyor bu. Evet, evet, Yani evet. öyle bir şey söz konusu olabilir mi diyorsunuz ama tabii sizin ağzınızdan bunu dinleyelim. Tabii efendim, şimdi ünlü kaç kişi var bu ülkede? Yani ben sadece ünlülere ameliyat etsem kaç tane ameliyat yapabilirim? Ben binlerce ameliyat yapıyorum. Tabii. Ünlülerin ortaya çıkmasının sebebi şu. O kişi göze batan bir kişi. Onda bir şey yaptığınız zaman hemen ortalıkta yayılıyor. Ama normal vatandaşlar, yani bu sanatçı olmayan, efendim manken olmayan gruptan birisini yaptığınız zaman bu ortalıkta konuşulmuyor. Ama yani ünlü birse normal olan 1.000 Bin. olur mu öyle şey? Çok doğru, Tabii, çok. olur mu? Yoksa cerrahiniz durur, siz ameliyat yapmazsanız bizim işimiz bir nevi, siz niye pratesi yapıyorsunuz vücudunuzu, değil mi, sağlıklı tutmak Tabii için? ki. Ben ameliyat yapmazsam benim her şeyim durur. Durur. Cerrah muhakkak ameliyat yapması lazım ve devamlı yapması lazım. Sporcu devamlı sporunu yapması lazım. Bizimki de
cerrahi spordur. Muhakkak bunu böyle bilmek lazım. O zaman ya amaç ne değil mi? Oraya gidip böyle izleyecek misiniz yapanları? Hasta olursun be. Ameliyat yapmazsanız hasta olursunuz. Evet. Yani çok güzel açıkladınız. Buna da buradan son noktayı koymuş olduk. Kendisi de çok sağlıklı ve yaşıyor. Amerika'da da değil, Türkiye'de yaşıyor. Yani enteresan esasında komik de geliyor bana bunlar. Çünkü yakın elde sizi tanıdığım için böyle enteresan, yani komik de geliyor açıkçası. Evet. Şimdi esasında bu Turkish Delight, yani Türk lokumu, dünyada ilk defa bir Türk doktorunun başarısı, profesör.